Merhabalar, saat 20. Dünya Ali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız dünyada. İftar zamanı, iftarlarımız Osmaniye'yi görüyorum, Giresun. Güneşle birlikte, güneş batışıyla birlikte devam etmekte. Programın sonuna kadar İstanbul'u belki tamamlarız, belki tamamlayamayız ama mesela bugün iftar vesilesiyle Budapeşte'yi düşündük. Macaristan ve daha batısındaki iftar sofraları ve de mesela Eflak ve Boğdan. Osmanlı haritası üzerinde düşünürsek Eflak ve Boğdan şimdiki Romanya ve devamı. Efendim genel dünyada ne oluyor dersek saat 8 Türkiye saatiyle sabaha karşı 4'te Kim Jong-un ve Donald Trump'ın meşhur zirvesi toplanacak. Yüzyılın zirvesi denmekte. Daha yüzyılın anlanması da tabii ki var da şimdiye kadar hakikaten bu kadar şaşırtıcı, bu kadar dikkat çekici, bu kadar sıra dışı bir zirve olmamıştı. Nükleer silahlar edinmiş olan ve küçük boyuyla büyük dev Amerika'yı tehdit etme durumuna gelen, tabii ki tek başına yapmıyor bunu, Kuzey Kore şimdi yine büyük patronla karşı karşıya gelip oturuyor görüşme masasına. Türkiye saatiyle 4 dedik. Saat farkı nedeniyle 5 saat var. Dolayısıyla orada saat işte 9 olacak Singapur'da çarşamba sabahı. Bizde 00:04 ve de ne kadar gidecekler? Ne kadar gidecekleri birazcık tartışmalı. Nereye kadar gidecekleri de tartışmalı. Ama önce zirvenin belki de en sembolik fotoğrafı ve belgesi bu. Kim Jong-un'un Singapur'a gelişi ve de Singapur'a bir Çin uçağıyla geldi. Çin Hava Yolları'nın verdiği dev Boeing uçağı işte bayrağıyla vesairesiyle ilginç şekilde Kuzey Kore'den havalanış fotoğraflarını Kuzey Kore medyası paylaştı. Orada hiç ne Çin bayrağı görünüyor, ne Çin Air China adı görünüyor. Ama inince anlaşıldı ki zaten söylemekteydik. Kuzey Kore'nin Çin'e uçacak uçağı yok. Fakat uçuşun kendisi bile bir ilginçti. Çünkü sefer sayısı mesela CA-122 olarak kalktı. Nedir? Bu Pyongyang-Pekin normal Çin Hava Yolları seferinin sefer sayısı. Sonra uçak Pekin'e yaklaşırken havada sinyal ve kod değiştirdi. Kendisini başka bir isimle CA-061 diye adlandırdı ve 061 olarak Singapur'a devam etti. Havacılık kayıtları diyor ki 061 diye bir uçak yok. Çin, Kim Jong için böyle bir uçak ve sefer sayısı icat etti. Nedir? İşte hatta Çin'den Vietnam'a, oradan denize, denizden Singapur'a geldi. Ha, bu arada Singapur deyip duruyoruz. Singapur işte bizim İstanbul Anadolu yakası kadar falan büyüklüğü, işte Pendik falan biraz daha belki ileriye gider. Nüfusu da 5 milyonluk bir şehir devleti, yakın falan diye seçtiler. Ama tekrar zirve, Çin ne demişti? Bu zirvenin bütün aşamalarında biz hatta görüşme masasında odada olacağız demişti. Uçağı sağlayan Çin'in katılımı da başka türlü kendisine sağlayacağı anlaşılmakta. Kim Jong şimdiye kadar evinden ya da ülkesinden 3 kez dışarı çıktı. Bu 3. çıkışı 2 seferinde de Pekin'e gitmişti ve onu da izlemiştik. Dolayısıyla Kim Jong için tarihi bir uçuş, hiç bu kadar belki uzun uçuş yapmamıştı. Bu Kim Jong tarafı. Donald Trump tarafı ise daha bir ilginçti. Donald Trump işte yine güne başladı. Singapurlu ev sahipleriyle bir çalışma yemeğine katıldı. Sonra da önüne bir mum ve pasta getirdiler. Hayırdır, ne oluyor, zirveyi mi kutluyorsunuz? Efendim, Donald Trump Perşembe günü 72. yaşına giriyor. Fakat günlerden pazartesi, Perşembe'ye ne olur ne olmaz zirve dağılır. Erken biter zaten, o zamana kadar zirve kalmayacak. Trump gideceği için Singapurlular önceden bir kutlama jesti yapmışlar. Huzuruna getirdikten sonra pastayı, Trump da şaşırdı, sevindi ve hoşuna gitti. 72 ama tabii ki tek bir mum. Her zaman
gençleşiyor. Öyle yaşlandığı falan da söylenemez. O şekilde bir şirinlikle Donald Trump'ın gönlünü aldı Singapur tarafı. Peki zirvede ne olacak? Zirvede önce hazırlık kısmına bakmamız gerekiyor. İşte Kim Jong-un günü büyük bir kısmını otelinde geçirdi. Sonra o da akşam saatleri, işte birkaç saat önce bir dışarı çıktı. Singapur'un turistik yerlerini dolaşıyor. Bir bahçe, işte parka gitti, botanik parkı gibi. Oradan bir başka tatil beldesini ya da resortu ziyaret etti. Yanında Kim Jo kız kardeşi var. Kim var yanında diye bakınca. Bir şey yok, azıcık gezindi. İşte uzaktan zaten o da Singapur Dışişleri Bakanı eşlik ediyordu. O selfie anı uzaktan kameralara takıldı. Singapur'da pek öyle gezecek bir yer de yok açıkçası. Onun için gezintisi kısa sürdü. Peki hazırlık? Hazırlık Kim Jong-un nasıl bir hazırlık yaptığını bilemiyoruz. Fakat Donald Trump bugün bir ilginç açıklamayla yine şaşkınlık yarattı. Şöyle, baş başa görüşeceğim dedi Kim Jong-un'la. Nasıl deyince, ben olacağım, Kim Jong olacak, bir de çevirmenler olacak, o kadar. Bu herkesi çok korkutan bir senaryo. Kim Jong'u baş başa ya da Trump'ı Kim Jong'un karşısına bırakmak iyi bir şey mi değil mi diye Amerika şu an tartışıyor. Henüz karar veremediler. İşte Donald Trump bir nükleer görüşme yapacak. Karmaşık bir konu olan nükleer konuda görüşme yapacak kadar ehil değil, bilgili değil falan gibi yorumlar var. Fakat artık çok geç, yani işte saatler kala gidip oturacak Kim Jong-un karşısına. Nasıl oturacak, taktikler ne olur veya şöyle işin hazırlık kısmını, evet, taktiklere bakacağız. Kim Jong-un nasıl bir müzakereci olduğu bilinmiyor. Donald Trump'ın kötü bir müzakereci olduğu biliniyor. İşte bütün bu kuralları alt üst ederek nükleer konuyu da Kim Jong-un'dan ne koparmaya çalışacak? Yoksa yanlışlıkla Kim Jong-un nükleer silahları elinde tutmasına izin mi verecek diye bir korku var. Fakat mesela taktik olarak Kim Jong dedi ki, veya Kim Jong tarafı, biz Singapur'dan işte çarşamba günü, düzeltiyorum, salı günü yerel saatle 2'de ayrılacağız dedi. Kim Jong-un sanılandan daha erken Singapur'dan ayrılacağı işareti verildi. Onun üzerine Amerikan tarafı da dedi ki, evet, Donald Trump da aslında salı akşamı ayrılacak. Bu normalde bu zirveye böyle birkaç saat ayırıyor, bırakıyor. Dolayısıyla erken ayrılacaklar ya da şu saatte ayrılacaklar taahhüdü karşı tarafa fazla masada kalmayacağım mesajı veriyor. Fazla masada kalmaları ne demek? Masada fazla kaldıkça, uzadıkça işin pazarlık kısmı ve esasa yönelik kısmı daha derinleşecek demektir. Anlaşmaya belki daha çok varacaklar demektir. Ama yine de belli olmaz. Donald Trump da, Kim Jong da fevri karar veren, sinirlenebilen, asabi taraflar. Onun için belli değil. Erken kalkma işi bir taktik olabilir. Çünkü daha önce bir kere görüşmek olmayabilir, belki birkaç kez görüşürüz, birkaç gün görüşürüz falan demişti Donald Trump. Sonra o birkaç gün görüşmeyi sonra başka turlarda da, başka tarihlerde de görüşürüz'e çevirdiler. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? O da belli değil. O şimdilik havada. Sonra şu an itibariyle canlı Singapur değil mi? Singapur'un şu anki hali. Gece yarısını geçe, biri geçe daha artık saatler kala diyoruz zirveye. Şöyle yine taktikler ve hazırlıklar konusunda Donald Trump'a daha önce sormuşlardı. İşte çalıştınız mı, dosyalarınızı okudunuz mu diye. Evet, çok iyi hazırlandım ama zaten çok fazla hazırlık yapmama gerek yok demişti. Bu bütün her şey pazarlıktan öte bir yaklaşım sorunu. Yani eğer anlaşmak istiyorsanız anlaşırsınız, anlaşmak istemiyorsanız anlaşmazsınız gibi bir şey söylemişti. Ve de ilk dakikada Kim Jong-un karşısına oturur oturmaz Kim Jong-un anlaşmaya niyetli olup olmadığını anlayacağını söylemişti. Bunu nasıl anlayacaksın deyince de işte bana güvenin, o kadar iş adamlığımız var falan demeye getirdi.
Donald Trump'ın iş adamlığı boyunca Kim Jong benzeri bir muhatapla karşılaşmadığı biliniyor. O kesin de o ne kadar işe yarayacak belli değil. Sonra başka Kuzey Kore'nin, burada iki tane konu var. Kuzey Kore'nin nükleer silahları konusu ne olacak? Donald Trump'ın iddia ettiği gibi Kuzey Kore bütün silahlarından vazgeçecek mi? O bir. İkincisi, Güney Kore ile olan savaş, 50-53 Kore Savaşı daha hala teknik olarak devam ediyor. Bir resmi barış anlaşması yok. Bu zirve sonunda savaşın bittiği ve resmen Kore Savaşı'nın sona erdiği açıklanacak mı veya taraflar buna hazır mı? Tabi bunun için Güney Kore'ye de fikrini soran olacak mı olmayacak mı, o da ayrı hikaye ama temelde Çin'le Amerika Kuzey ve Güney Kore üzerinden 50-53'te savaştığı için bu Çin'i de ilgilendiren bir durum. Ona da bakmak gerekiyor Çin'in yaklaşımı açısından. Çin ne diyor? Çin Donald Trump'ı kollayarak Amerika'nın Asya'daki ve bölgedeki faaliyetlerine ne kadar engel olabilirim, ne kadar olamam, ona bakacak. Kuzey Kore yalnızca bir piyon Çin için, onu bilmekteyiz. Sonra en büyük yorum aslında Amerika içinden geldi gün boyunca. Amerikan Büyükelçisi, demokratlardan yana anlaşılan. Çünkü diyor ki Donald Trump en yakın müttefiklerimizle Kanada'da süt ve peynir üzerine anlaşma yapamazken nükleer konuda nasıl anlaşma yapacak? Bu aslında haklı bir soru. Ve hemen buradan akıllara hafta sonunun çok olaylı G7 zirvesi geliyor. O G7 zirvesindeki büyük olayların ve işte Donald Trump Kanada'yı ve başbakanını ağır şekilde mahkum etti. Ortak bildiri iyi kötü yayınlanmıştı. Oradan Amerika'yı çekerek ortak bildirinin de havaya uçmasına neden oldu. Sonra bu meşhur fotoğraf üzerine saatlerce konuşuldu ve sembolik bir şekilde G7'nin sonunu getiren fotoğraf oldu ya da işte son akşam yemeği falan gibi benzetmeler de oldu. Şimdi burada son bilgi şu, en ilginç nokta şu. Tam böyle bir şey oldu, yaşandı. Amerika mesela diğerleri bu konuya ne diyor diye merak ettik. Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim Jong için veya görüşme için Singapur'da bu konuyu nasıl yorumladı? Sordular, Pompeo dedi ki gelişmelerden hiç kaygılı değilim. Böyle şeyler olur. Yani bir tarafta başkan işte hayli ağır şekilde 6 müttefikle kavgaya girişiyor. 5 diyelim. İtalya'yı kenara ayırdı çünkü İtalya'yı sevdi. İtalya başbakanı ile iyi anlaşıyor. Beyaz Saray'ı da çağırdı İtalya başbakanını. Fakat diğerleriyle, hadi AB'yi de ayıralım, Avrupalılarla diyelim, Macron, Trudeau, İngiltere uzantısı olarak Kanada, May kısmen, onlarla neredeyse yumruk yumruğa kavgaya girişti. Fakat Pompeo diyor ki ilişkilerde her zaman böyle sıkıntılar olabilir. Eminim bu ülkelerle Amerika'nın ilişkileri yine aynı şekilde devam edecektir. Hatta daha da ilerleyecektir ve güçlenecektir. Yani bu bir işaret olabilir. Donald Trump gelip sizinle kavga edebilir, sizi taciz edebilir, rencide edebilir. Hatta Kanada Başbakanı'na kalleşlediler, sırttan bıçakladı dediler, zayıf ve karaktersiz dediler. Öyle şeyler söyleyebilir ama bunlar geçer gibi bir mesaj geliyor. Ama karşı tarafı bu ikna ediyor mu? Tabii ki hayır. Şöyle, bu kadar laftan sonra ve bu kadar kavgadan sonra G7'yi havaya uçurarak, hatta G7'yi sıfırla çarpıp G0 yaparak Donald Trump önemli bir mesaj verdi. Tekrar G7'yi ya da Kanada toplantısını havaya uçuran Donald Trump gelip Kim Jong'la barış mı konuşacak diye yine bir başka haklı soru var. Veya bunu nasıl başaracak diye. Şöyle, orada iki teori var. Bir, orada da kavga edecek Kim Jong'la. Çünkü anlaşma ihtimali, gerçekten Amerika'nın istediği şekilde bu nükleer hikayenin anlaşmaya varılması hayli zor. O yüzden ya Kim Jong'la kapıyı çarpıp çıkacak ya da işte ne olacaksa olacak. Ya da sırf Kanada toplantısını dengelemek için, bu da bir başka teori,
Donald Trump, Kim Jong-un'a taviz verip bu zirvenin başarılı olmasına çalışacak. Bu Amerika'nın bir kısmı tarafından dehşet senaryosu olarak niteleniyor ve tehlikeli bir şey. Eyvah, Donald Trump teslim olacak ve kime taviz verecek iddiası belli değil. Bir başka teori var. Hem Kim Jong hem Donald Trump şov meraklısı. İkisi de şovu seviyor. İkisi de bu zirveden başarıyla çıkmak istiyor. Onun için anlaşamasalar bile sırf dışarı karşı daha da görüşeceğiz. Sonra o tekrar görüşmeler sürecek. Bu bir süreç vesaire deyip durumu kurtaracaklar, günü kurtaracaklar ve sonraki görüşmeye devredecekler. Bu da bir başka ihtimal ama bu yarın gün boyunca konuşulacak ve tartışılacak bir konu. Ha, bir de son olarak bu meşhur fotoğraf. Bunu sonuç bildirisi üzerine taslaklar, üzerine taraflar konuşurkenki bir an. Bu kareyi Almanya'nın fotoğrafçısı çekmiş. Aynı olayın başka açılardan başka fotoğrafçılarca görüntülenmiş hali var. Ama orada değişmeyen bir şey var. Donald Trump elini kolunu bağlamış. Herkese meydan okuyor. Merkel bazen gülüyor, bazen işte burada sert çıkmış gibi duruyor ki bunun pek bir sert çıkma olmadığı sanılıyor. O anın bir görüntüsü gibi. Fakat Almanya bunu paylaşarak başka bir mesaj vermeye çalıştı diye de yorum var. En sonunda bugün Alman Başbakanlık Sözcüsü'ne sordular bu fotoğraf ne anlama geliyor diye. Siz yayınladınız sizin fotoğrafınız, söyleyin ne anlama geliyor diye. Sözcü dedi ki biz yorum yapmıyoruz, herhangi bir yoruma bağlamadan bu fotoğrafı paylaştık. Tabii ki öyle değil ama şu an söyledikleri şu. Görüşmelerin bir anını yansıtmaktadır. Foto muhabiri çok kısa bir süre orada bulundu ve çok birkaç kare aldı. O da onlardan bir tanesi ve başkaları da çekti aynı sahneyi. Birbirine benzer kareler var. Dolayısıyla bir yorumumuz yok. Ha, yok öyle değil. Herkes onun üzerine yorum yaptı. O yüzden o yorumumuz yok hikayesi şey değil. İnandırıcı değil. Ha bu arada G7 dağıldı mı artık G7 zirvesi? Merkel'e sordular. Dedi ki Amerikan Başkanı evvela Amerika diyor. O zaman bizim de kendi değerlerimiz için savaşmamız ya da evvela biz dememiz gerekir dedi. Sonra Berlin'in Almanya'nın ekonomi bakanı Batı öyle hemen kolay kolay çökmez dedi. Dolayısıyla G7'nin dağılmadığı yolunda bir iddia var ama o hali spekülasyona açık. Fransa'dan da Macron'un bir temsilcisi dedi ki küresel işbirliği öfke nöbetlerine teslim edilemez falan. Yani Avrupa tarafı hala G7'yi korumak ve kollamak ve orada devam etmek istiyor ama bu Donald Trump'la nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Son durum bu. G7 oldu G0. Kim Jong'la bakalım ne olacak? Uzun bir gece ve gün olacak Singapur'da. Bugün Türkiye'yi izleyen yabancı medyanın hayli ilgisini çeken bir gelişme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Niğde'de Kandil operasyonu konusundaki açıklamaları, Kandil operasyon başlattık açıklamasını dış medya hayli yakından izledi ve orada mesaj alınmış. Hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak demişti Cumhurbaşkanı. O mesajı yabancı medya almış. Sonra bir başka vurguyu altını çizmişler. Cumhurbaşkanının Afrin'i, Cerablus'u, Azez'i, Elbab'ı nasıl temizlediysek Kandil'in de temizleneceğine dair vurgusu o mesajda alınmış. Ha, başka bir yorum, henüz olayı izlemekle meşguller. Batı basını, Doğu basını, Rusya medyası hepsi izliyor. Gördüğümüz kadarıyla ucu açık bir operasyonun başladığını gözlemişler, onu söylemekteler. Biz de tabii ki izliyoruz. Bataklığın kurutulması esas hedef. Şimdi İdlib'de, Suriye'de çatışmalar var. Ve İdlib malum Türkiye'nin de
taraf olduğu bir çatışmasızlık alanı ve orada işte muhtelif bombardıman ve artık savaş uçakları falan da uçmaya başladı. Hatta Rus uçakları vurdu vurmadı gibi tartışma vardı. Fakat asıl Birleşmiş Milletler'in yetkilisinden, uluslararası işte bölgesel yardım teşkilatının koordinatöründen uyarı geldi. Diyor ki İdlib'de çatışma var, tamam, fakat İdlib'de 2-2,5 milyon da sivil var. Ve bu 2-2,5 milyon sivilin artık gidecek yeri yok. İdlib'de sıkışmış durumdalar. Bakınca Suriye'nin gelişmelerine, evet, hemen hemen bütün noktalardan işte çıkarıldılar, çıktılar, siviller kaldı kalmadı. Ama son nokta asıl İdlib ve Birleşmiş Milletler diyor ki bu insanların başka gidecek yeri yok. Onun için çatışmanın durması lazım. 2-2,5 milyon kişinin yeniden hareketlenmesi ve hatta öyle bir korku var, Türk sınırına yönelmeleri gibi bir ihtimalden söz ediyor bu yetkili Mumitsiz. Ve İdlib'deki durumun dış güçlerce ya da işte olaya hakim güçlerce, Türkiye, İran, Rusya'nın da aralarında olduğu güçleri kastediyor, kontrol altına alınması ve barışın sağlanması, en azından ateşkesin sağlanması gibi çağrı var. Olabilecek mi? Şimdilik çatışmanın ve bombardımanın ve işte ölümlerin devam ettiği bilinmekte. İdlib'de kritik bir durum var. İdlib'i izlememiz gerekiyor. Sonra Suriye'nin Irak sınırındaki bu Ebu Kebal ve altındaki El Tanf. Orada ilginç gelişmeler var. Mesela Palmira. Rusya'nın Savunma Bakanlığı açıklaması var. Diyor ki oradaki işte karşıt güçler kimse Palmira'ya doğru saldırıya geçtiler ve bu saldırıyı Rus uçakları ve Şam rejimine bağlı güçlerce engelledik. Ve bu saldırının Ebu Kemal'in hemen altındaki El Tanf'tan geldiği bildiriliyor. El Tanf ve Ebu Kemal Suriye-Irak arasındaki iki geçiş noktasından biri. Ya da ikisi iki geçiş noktası var. Onlar da El Tanf ve Ebu Kemal. O zaman orada kim Palmira'ya doğru saldırıya geçer? DAEŞ mı? İsim de vermemişler. DAEŞ'sa orada Amerika ve maşaları bir şey yapmıyorlar mı diye kaygı var. Orada giderek sahne karışmaya ve tablo bulanıklaşmaya başladı. Çünkü başka teoriler de var. Geçen hafta Ebu Kemal'e yönelik bir DAEŞ saldırısı olduğunu ve işte bir kısmını ele geçirdiklerini öne sürmüştük. Rus kaynaklar diyor ki bu Amerika ile danışıklı bir dövüş. Amerika aslında işte DAEŞ falan gibi göstererek kendi komutasındaki güçlere Ebu Kemal'i kontrol altına aldırdı. Çünkü Ebu Kemal Irak-Suriye arasındaki geçişi kontrol ediyor. Dolayısıyla İran'dan Suriye'ye geçişi kontrol sağlıyor. O geçişi kontrol etmek için Amerika'nın böyle bir girişimi var diye bir iddia. Yine Tanf'taki bu hareketlenme onu göstermekte. Suriye-Irak sınırı kapatılırsa o zaman İran'dan Şam rejimine yönelik desteğin de kesileceği yolunda teoriler var. Tam ne olduğu belli değil ama orada bir hareketlilik var. Onu da izlemek gerekiyor. Şöyle geçen hafta bildirmiştik. Irak'ta seçim sonuçları, işte oy sayımı yapıldı. Şu kazandı, bu kaybetti. Daha çok Muqtada Sadr'ın kazanması Batı'yı şaşırtmıştı. Sonra sayım dedi Irak Meclisi. Bu sayım tartışması sürerken oy pusulalarının saklandığı depoda nasıl olduysa bir yangın çıktı. Bu yangının görüntüleri derken Sayın Başbakan'ın İzmir'de açılış programı vardı. Oraya gitmemiz gerekiyor, canlı yayın. İzmir'deyiz efendim.
devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için, bölgemiz için ne yapsak yakışır, ne yapsak azdır. 16 yıldır ilk günkü heyecanımızdan, milim şaşmadan Türkiye'nin dört bir yanına hizmetler götürüyoruz. Hedef Türkiye'yi lider ülkeler arasına sokmaktır. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan'la başaracağız. Milletin adamıyla başaracağız. İnşallah bu ay iki tane bayramımız var sevgili İzmirliler. Birisi Ramazan bayramı, biri de 24 Haziran bayramıdır. Bayramı kutlamaya hazır mısınız? İzmir'de, Manisa'da destan yazacak mıyız? Milletin adamını Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı meclise güçlü bir şekilde taşıyacak mıyız? Maşallah, maşallah. Size yakışan da bu. Hedef milletin yüzünü güldürmek, geleceği inşa etmek. Değerli kardeşlerim, İzmirliler, Manisalılar, hemşehrilerim, geçen 16 yıl içinde yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatı olduğunu çok iyi bilir. Milletin hayallerini yine milletten aldığımız güçle gerçeğe dönüştürdük. Bugün attığımız adımlar, yaptığımız yatırımlar aslında geleceğe yaptığımız yatırımlardır. Sabuncubeli tüneli hayata geçtiğinde geçen yüzlerce projeden sadece bir tanesi. Çarşamba günü Türkiye'nin en uzun tünellerini, Ovid tünellerini Cumhurbaşkanımız atacak. Dünyanın üçüncü büyük tünelini hizmete alacağız. Bir hayal daha gerçek olacak. %5 eğimli 14 adet virajı düzelterek Manisa-İzmir arasını adeta birbiriyle birleştiriyoruz. Ve toplam seyahat süresini 15 dakikanın altına indiriyoruz. Üreticiler, ihracatçılar bu tüneli kullanarak Bursa'ya, İstanbul'a, hatta Avrupa'ya kadar rahatlıkla gidebilecekler. Bu tünel ayrıca hayat kurtaracak. O rampalarda, virajlarda kazaların önüne geçilecek ve böylece trafik kazaları azalmış olacak, yuvalar yıkılmayacak, insanlarımızın hayatı sönmeyecek. Bir kez daha bu önemli eserin bölgemize, İzmir'imize, Manisa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen Ulaştırma Bakanı'ma, Karayolları Genel Müdürü, Bölge Müdürü'ne, yüklenici firmalara, Makyol, Kalyon İnşaat'a ve tabii ki İzmir milletvekillerimize, Manisa milletvekillerimize, valilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Yaklaşan Ramazan bayramınızı da tekrar yürekten kutluyorum. Zaman daraldı. Şimdi hemen
5 tane canlı bağlantımız var. Bu bağlantıları yapalım. Oradaki açılışları da hep beraber izleyelim. Bir şey daha söyleyeyim. Bazıları orada burada iş yapamazlar. Yapılan işe de hep karşı çıkarlar ya. Tüneli görüyorlar, artık yapılmış, yapacak bir şey yok. Bunu gözden kaçırmanın imkanı yok. Bu sefer de diyorlar ki, yaptılar ama paralı olacakmış. Paralı değil, bedava, bedava. Gidişte, gelişte bedava olacak, tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Torbalı Bayındır, Torbalı Bayındır arasındaki yolu açıyoruz. Torbalı Bayındır bağlantısını yapalım. Ondan sonra Adnan Menderes Köprülü Kavşağı, daha sonra Bergama Köprülü Kavşağı açılışını yapacağız. Evet. Atilla Bey, milletvekilimiz Atilla Bey'i görüyorum. Belediye başkanını görüyorum. İlçe başkanımızı görüyorum. Kaymakamı görüyorum. Buyurun. Söz sizde, kurdele sizde. Atilla Bey. Sayın Başbakanım, Torbalı, Bayındır, Ödemiş, Kiraz yolunu, Torbalı, ilk kurşun arasındaki 48,5 kilometrelik kısmını açmak için emirlerinizi ve görüşlerinizi bekliyoruz ben. Evet, teşekkür ediyorum. Şöyle yolu bir gösterebilirlerse biz de görme imkanımız olur. Devam ediyoruz. Irak diyorduk. Onu tekrar baştan anlatalım. Irak'ta seçim sonucu, işte daha hala hükümet falan yok ortada. Meclis geçen hafta oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Sonra da pazar günü oyların saklandığı depoda ne hikmetse yangın çıktı. Gerçi yangında oy pusulalarının yanmadığı söyleniyor ama oy pusulalarının saklandığı bir deponun bu şekilde yanması sonucu herhalde pusulada yanmıştır. O işin siyasi gerekçesi gibi duruyor. Peki ne olacak? İki boyutu var. Bir, seçimin sonuçların açıklanmasından beri, Mayıs 12'den beri Irak'ta belli bir gerilim vardı. Irak'ta zaten şu an işte ibadi hükümeti, işgüder hükümet şeklinde yeni hükümeti bekliyorlar ve bir hükümet boşluğu ve bir merkezi otorite boşluğu hissedilmekte. Bu gerilimin asıl Muktedir Sadr grubunun bu seçimlerden olmadık şekilde birinci çıkmasından kaynaklandığını söyleyenler var. Nitekim Muktedir Sadr bugün bir açıklama yayınladı ve örtülü olarak Irak'ta yeni bir iç savaş tehlikesinin doğduğunu ve buna tarafların düşmemesi gerektiğini söyledi. Muktedir Sadr gibi etkili bir kişinin ve etkili bir gruba hakim olan kişinin iç savaş vurgusu yapması dikkat çekici olacağı da olabilir, yani olacağı da söylüyor olabilir diye bir yorum var. O işin bir boyutu. Peki seçim sonuçları meselesi ne olacak? En son bugün Irak Başbakanı'nın sözcüsü, onlar da herhalde sonuca varmışlar. Dedi ki parlamentonun oy sandıklarını, bütün oyları yeniden saymak gibi bir yetkisi ya da ona bir karar aldırmak gibi yetkisi yoktur. Bu karar yüksek mahkemenindir ve de bilindiği kadarıyla Irak Yüksek Mahkemesi ya da Anayasa Mahkemesi böyle bir karar almamıştır. Dolayısıyla seçimdeki bütün kullanılan oyların yeniden sayılması falan konusu havada ve hukuki gerekçesi olmayan bir konu. O yüzden belki boş boşuna yaktılar o depoyu, öyle denebilir. Peki ne olacak? Sonuçta gerilim var. Seçim sonuçlarına herkesin katılması ya da itirazsız katılması için biraz daha herhalde perde gerisinden müzakere geçmesi gerekiyor. Irak'ın yeni bir iç savaşa düşmemesi gerekiyor.
Irak üzerinden İran'ı cezalandırmak falan gibi bir teoriler vardı, duymuştuk. Öyle bir risk de var. Dolayısıyla Irak'ı hem de Kandil gelişmeleri ışığında yakından izlememiz gerekiyor. İtalya'nın yeni hükümeti Avrupa Birliği'ne meydan okuyor falan demekteydik. İlk meydan okuma konusu mülteciler konusunda geldi. İtalya artık mülteci gemisi istemiyor. Bu gemi Aquarius'u hayli ilginç. 600'den fazla mülteci var üzerinde. İşte İtalya'ya yaklaşmaya çalışıyordu. İtalyan hükümeti dedi ki artık yeter. İtalya'nın yeni hükümeti mülteci istemediğini söyledi. Hatta dediler ki Fransa'ya gitsinler, Macron açsın limanlarını. Neden Fransa'ya gitmiyorlar da bütün gemiler bize geliyor? Son durumda Malta'ya gitmesine zorladı İtalya. Malta almıyor. Malta şimdiye kadar gerçekten coğrafi olarak Libya'nın hemen açığında olmasına rağmen Malta daha kolay bir konumda. Ama Malta şimdiye kadar hiç aşağı yukarı mülteci almadı. İtalya'ya hep gönderiyordu ve İtalya da şimdi siyaseten öfkeleniyor. Diyor ki neden hepsi bize geliyor? İlginç şekilde Avrupa Birliği içinde bir mülteci kavgası görüyoruz. Ve de Türkiye olarak mülteciler konusunu Avrupa açısından hakikaten yakından izlememiz gerekiyor. Şöyle İtalya'nın yetkilileri işte kim var, Salvini konuşmuş, sonra bu işte Beş Yıldız Hareketi'nin önde gelen milletvekillerinden bir tanesi konuşmuş. Lega aynı şekilde öfkeli, koalisyon ortakları. Diyorlar ki Avrupa Birliği tarafından yalnız başına, tek başına bırakılmış durumdayız. Ve de İtalya'yı asıl hükümeti öfkelendiren konu şu. Kaptan Malta'ya gitmek istemedi çünkü o işte gemide bulunan yardım kuruluşları, her kimse, uluslararası yardım kuruluşları bu geminin zorla İtalya'ya getirilmesi için kaptana baskı yapıyorlar diye bir şey söylüyor İtalyanlar. Yani Türkçesi İtalya hükümeti diyor ki bizim üzerimize baskı yapmak için bu mülteci gemisi bizim üzerimize getiriliyor, bizim limanımıza yanaştırılmak isteniyor. Maksat yeni İtalyan hükümetine baskı yapmak. Yeni İtalyan hükümeti de siyaseten mülteci istemediğini, Avrupa Birliği'nin artık mültecileri üstlenmesi gerektiğini söylemişti. İşte çatışma noktası. Başka? Herkese yeterince para verdik, herkese yeterince destek verdik, herkese yeterince destekledik diyor Salvini, Lega'nın başkanı ve başbakan yardımcısı, İçişleri Bakanı. Ve de artık yeter diyor. İtalya'nın bu yeteri bundan sonra daha nereye tırmandıracağı henüz belli değil ama gerçekten kapıları kapatırlarsa ciddi bir kriz başlayacak Akdeniz'de. Evet, o zaman gerçekten İtalya'nın hemen yakınındaki Fransa'nın limanlarını ve şefkatini göstererek, limanlarını açarak bu mültecileri alması gerekebilir. Bakacağız Avrupa Birliği'nin yüksek istişare ortamı bu durumda nasıl dayanacak? Bakalım 600 mülteci karşısında nasıl bir tepki verecekler? Anlaşılan 600 mülteci yetiyor Avrupa Birliği'ni kilitlemek için. Ha, bu arada son bir not daha. İtalyan hükümeti dedi ki Euro'dan çıkmak için henüz öyle bir kararımız yok. Euro'da kalacağız, Euro'da çalışacağız. Maliye Bakanı'nın sözleri. Onun üzerine herkes heyecanlandı. Neden? Henüz Euro'dan çıkmak için bir gerekçe yok. Çatışmayı mülteciler üzerinden yapıyorlar. Euro üzerinden de yapacaklar da oraya henüz sıra gelmedi. Onu söylemeniz gerekiyor. Hafta sonunda önemli bir gelişme vardı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt toplandılar ve Ürdün'e $2.5 milyar yardım vermeyi kararlaştırdılar. Neden? Ürdün önemli bir ekonomik kriz içinde. Sokakta gösteriler başladı ve bu gösteriler işte pahalı falan protesto dışında Kral Abdullah ve Ürdün tahtını tacını sarsacak noktaya geldi ve bir rejim krizine doğru gidiyor işler. Onun için Ürdün ekonomik destek aramakta ve bu desteği de şimdilik Suudi Arabistan vermiş gibi. Fakat her şeyde olduğu gibi bu meselede de önemli siyasi renkler var. Şöyle, Ürdün
Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki kutsal yerlerin hadimi, hizmetkarı olarak geçiyor. Yani Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine için tuttuğu o ünvanı, benzerini Kudüs içinde Ürdün Kraliyet ailesi, Haşimi ailesi taşıyor. Nasıl taşıyor? Kim verdi onlara o yetkiyi? Osmanlı yetkisi tabii ki. Osmanlı'nın verdiği bir şiir ünvan şeklinde. Kudüs'ün de işte koruyucusu, kollayıcısı gibi duruyor. Peki Ürdün'ün biz bu saate kadar Kudüs'ün korunması ve kollanması için bir çaba harcadığını falan gördük mü? Açıkçası şahsen görmedik herhalde. Dikkatlerden kaçmıştır. Ha şöyle bir şey oldu. Son İstanbul Zirvesi, Kudüs konulu, bu Amerika'nın elçilik taşıması hikayesi. Oraya bir iddiaya göre Ürdün Kralı Abdullah'a Suudi Arabistan Salman gitme dedi İstanbul'a. Buna rağmen Kral Abdullah'ın geldiği bildiriliyor. Tabii Kral Abdullah söz dinlemek için mi geldi yoksa başka bir hesabım vardı, o ayrı tartışma. Fakat o geliş sonrasında Suudi Arabistan'ın Ürdün'e tepki koymaya başladığı bildiriliyor. O bir. İkincisi, Suudi Arabistan'ın Ürdün'ün Suudi Arabistan, Amerika, İngiltere çizgisinden çıkıp İran çizgisine geçeceği yolunda bir tartışma ve iddia var. O da işin ikinci nazik boyutu. 2,5 milyar Ürdün'ü kurtarır mı? Şimdilik yüzdürür ama belli olmaz. Bu gösterileri dışarıdan Suudi Arabistan kışkırtıyor diyen var. Başka kaynaklar kışkırtıyor diyen var. Hayli karışık bir ortam. Ürdün'e de yakın bakmamız gerekiyor ama korkarız, zamanımızın sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Yarın 20'de tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.